Cümleten selam aleyküm dostlar. Cuma'mız mübarek olsun. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberlerle, esasen bizi ilgilendiren haberlerle tekrar karşınızdayım. Önce özetler, sonra derinlemesine konular. Yapma bunu bayraklar, yapma bunu. Atan karadan gemileri yürüttü, sen ise havadan Bizans'ın çocuklarına bilezik geçirip geçirip duruyorsun. Hay Türkiye 29 sabahı bu sabah Bizans'ın kargaları gözünü açmadan ta Rodos'a dört yerde navteksi Yunan'ın gözüne gözüne çaktı. Fransız savaş gemisi Tunus açıklarında Birleşik Arap Emirliklerine ait bir tanker gemisinin önünü kesti ve onu durdurdu. Acaba neden? Yoksa Türkiye'ye bir mesaj mı var? Hmm, Macron. Güney Kutbu'ndaki Türk üssü, Türkler Antarktika'daki hidrokarbon yataklarından pay istiyor. Elhamdülillah hakkımızı alacağız. Yunan'da sıkıntılar bitmiyor. Yunan'da karın ağrıları bitmiyor. Yunan diyor ki Türkler Balkanlar'da bizi tehdit ediyor. Türkler Kosova'daki yükselişini sürdürüyor diyor Yunan. Ve bu haber çok önemli sevgili dostlar. Bizim medyamızda yer bulmasa da çok küçük bir yer bulsa da Yunan medyasında manşetler oldu. Doğu Trakya'da çok büyük bir NATO üssü yapılacak. Yunanistan'daki Dede Ağaç NATO üssü geçersiz olacak, çöp olacak diyor Yunan. Yunan'dan al haberi. Tüm bu konular için buyurun videoya dostlar. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlu olsun. Ayrıca dün bir millet iki devlet olarak dost ve kardeş can Azerbaycanımızın kuruluşunun 102. yıl dönümüydü. Azerbaycan'ın kuruluşunun Azerbaycan Türkleri kardeşlerimizin yıl dönümünü gönülden tebrik ediyoruz. Unutmayın, Türk dünyası tekrar bizlerle vücut bulacak, şaha kalkacak inşallah. Türkiye Azerbaycan Türk dünyasının geleceğine yön verecek Allah'ın izniyle. Yunan sabah sabah gözünü ovuştururken bir anda semalarında esasen Türkiye Yunanistan semalarında uçan bir uçak bir cisimle uyandı güne gözlerini açtı. 1453'te Türkler karadan gemileri yürüttü. 567 yıl sonra semalarda uçan 1453 kuyruk numaralı Bayraklar TB2 Yunan'a, Bizans'ın çocuklarına bilezik üstüne bilezik geçirdi. Ayasofya'da okunacak Fetih Süresi. ilk. 1453 TB2 Bayraktar'ın kuyruk numarası Yunan'ı çıldırtıyor ama ne çıldırtıyor? Sirtakiler ve Sirtaki severler kuduruyorlar. Kudurun uleyin. Alayınız vız gelir tırıs gider. Bizans'ın kargalarına söyleyin. İstanbul Türktür. Türk kalacak inşallah. Fetihler dönemi yeniden başladı. Adalar, 12 adalar, Girit, Rodos tekrardan geri alacağız inşallah. Aç daha sabır. Bizans'ın kargaları uyanmadan Türkiye 29 Mayıs sabahı yani bu sabah Bizans'ın kargalarının gözünün içine içine Navtex'i çaktık sevgili dostlar. Libya'dan Sirt açıklarından ta Rodos'a kadar 4 yerde 4 ayrı Navtex'i Yunan'a duyurduk. Ama bu Navtex önceki Navtex'lerden çok çok farklı. Bu Navtex'in içinde ilk kez uyguladığımız bir Navtex var. Peki bu Bizans'ın kargaları için fiyak fiyak katlıyor? Sevgili dostlar burası çok önemli çok ince bir ayrıntı. Tarihte ilk defa 4 bölgede Navtex sayınlıyor. Bu 4 bölgeye de ayrı ayrı isimler veriliyor. Nedir verilen isimler? Esasen bu isimler Yunan'ı çıldırtmaya yetiyor da artıyor bile. Ne mutlu Türk'üm diyene 4 bölge. Ne bölgesi? Mutlu bölgesi. Türk'üm bölgesi diyene bölgesi. Hadi bakalım Yunan. Hadi bakalım. Girit'in dibinde ve Gavdos adasının dibinde Navtex yayınladık. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Navtex fotoğrafını Navtex'in yani gemilerimizin tatbikat yapacağız. Türk savaş gemilerinin tatbikat yapacağı alanlar arkada haritada işaretli. Türkiye daha önceleri Rodos ve Meis adası açıklarında Navtex yayınlamıştı. Fakat bu yayınlanan Navtex Türkiye Libya arasındaki MEP antlaşması ve Türkiye Libya arasındaki petrol sahalarının Türkiye tarafından araştırılması Buna binaen yapılan antlaşmadan sonra yayınlanan ilk Navtex. Türkiye bu bağlamda şunu söylüyor Yunanistan'a. Bak Libya'dan Türkiye'ye kadar olan bölgede Libya, Sirt açıklarından Girit Adası, Gavdos Adası, Rodos Adası, Meiz Adası bu açıklarda bu bölgelerde tatbikat yapacağım. Savaş gemilerimle o bölgede bulunacağım. Ayrıca ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda aynı bu bölgelerde de petrol arayacağım, doğalgaz arayacağım. Bunu sana ahanda bu Navtex'e söylüyorum. Yunan diyor Türkiye. Elhamdülillah. Yakın gelecekte Girit açıklarında Türk sondaj gemilerinde görürsek şaşırmayalım sevgili dostlar. O gün, o günleri de göreceğiz inşallah. Petrol bulursun bulmazsın bu işin başka tarafı, işin esas tarafı o bölgelerin Türk denizi olduğunu, Türk mavi vatanı olduğunu Yunan'a ve dünyaya duyurmak göstermektir amacımız. Yunan daha da bu navteksi ömrü boyunca unutamaz. 29 Mayıs sabahı Yunan'a hem İstanbul mesajı hem Mavi Vatan mesajı hem de Türk'ün gücünü gösterme mesajı açık açık dünya kamuoyuna, dünya literatürüne girecek şekilde verilmiş olunuyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Fransız savaş gemisi Tunus açıklarında Birleşik Arap Emirliklerine ait olan bir petrol tanker gemisini durdurdu, önünü kesti. Hayır, bir yere gidemezsin, burada duracaksın dedi. Allah Allah, ne oluyor? Bu Fransa ile Baye kanka değil mi? Evet evet, kanka sevgili dostlar. Ama ne oldu oldu bu Fransa savaş gemisi Baye'nin tankerini durdurdu? İşin içinde yoksa başka işler mi var? Libya açıklarında 6 adet Türk savaş gemisi hem Trablus semalarını, Trablus'u düşmandan koruyor. Hem de Türk kargo gemilerini olası bir saldırıdan, olası saldırılardan koruyor. Bir İtalyan savaş gemisi de Trablus açıklarında bulunarak Türklere, Türkiye'ye destek veriyor. Türkiye, İtalya işbirliğinin bir göstergesi. Şimdi bu Fransız savaş gemisi Baye'ye ait Birleşik Arap Emirliklerine ait tankerin petrol tankerinin önünü keserekten durdurdu. Niçin? Çünkü bu tanker Hafter'den kaçak petrol almış. Libya'nın petrolünü kaçak yollarla alaraktan gidiyormuş. Fransa da bunu engellemiş. Vah 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 aferin Fransa mı diyeceğiz? Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa ortak iş mi tutuyor? Kapalı kapılar ardından bir işler mi yürütüyorlar? Bu Bayen'in Fransa'nın danışıklı dövüşü mü? Evet evet danışıklı dövüşü sevgili dostlar. Sözde Birleşik Arap Emirliklerinin gemisini durduran Fransa dünyaya şu mesajı veriyor. Bak biz ülke ayırt etmeden hani iyi ilişkiler yürüttüğümüz Bayen'in bile gemisini durduraraktan Libya'da kuralları çiğneyen kim varsa karşısında bizi bulur Fransa'yı bulur diyor Macron. Macron. Şimdi baya Hafter'den kaçak petrol almış falan filan hikayesini okuyan Fransa. Bu geminin önünün kesilmesi. Irin operasyonun amacı şu. Türk kargo gemilerinin önünü kesmek. Bunun altyapısını bu zemini oluşturmak. Hadi yiyorsa gel de bizi durdur Fransa. Hadi yiyorsa gel de bizi durdur Macron. Napolyon yiyor mu? Gel bakalım. Gel de bekliyoruz. Güney Kutbundaki Antarktika'daki Türk üssü. Şimdi Türkiye bölgede çıkacak olan hidrokarbondan pay istiyor. Türkiye 2016 yılında bölgeye bilim adamlarını göndererekten kutuplardaki faaliyetlerini daha da üst seviyeye çıkarıyor. Amaç hem bölgedeki iklim değişikliğini bilimsel araştırmalar yürütmek hem de bölgedeki Antarktika'daki kutuplardaki ticari işler ve bölgede çıkacak olan zengin yeraltı kaynaklarından da Türkiye'nin payını almak. Çok önemli ve gerekli bir adımdı. Bu adım 2016 yılında atıldı. Kuzey Kutbu dünyadaki hidrokarbon rezervlerinin üçte birine sahiptir sevgili dostlar. Bu bağlamda o bölge çok önemli. Bizler henüz emekliyoruz ama koşacağımız zamanlar da yakındır. Yeter ki pes etmeyelim, çalışalım, çalışalım, uğraşalım. Yunan'da karın ağrısı bitmiyor. Yunan'da sıkıntılar, Türk taraflı, Türk'ten gördüğü sıkıntılar bitmiyor. Yunan şimdi şunu iddia ediyor. Türkler Balkanlardaki gücünü arttırıyor. Türkler Balkanlarda bize karşı bir cephe oluşturuyor diyor Yunan medyası. Neymiş efendim Türkler Kosova'daki varlığını arttıraraktan Kosova'daki öğrencileri Türkiye'de burslu şekilde okutarak Türklük aşılıyor, Türk bilinci aşılıyor bu bağlamda ilerleyen yıllarda Kosova halkı ve Kosova siyaseti Türklerin belirlediği yönde yol alacak. Türklerle uzun vadede işbirliği tutacak. Önümüzdeki önümüzdeki yıllarda Türklerle bir birlikteliğe gidebilir Kosova diyor Yunan medyası. Ne güzel söylüyorsun Yunan. Ne güzel söylüyorsun. Güzel analiz. Şimdi bu haber çok önemli sevgili dostlar. Bizim medyada Türk medyasında çok az bir yer tutsa da esasen Yunan medyasında manşetler tuttu. Yunan medyasında çok geniş bir yer tuttu. Niçin böyle diyorum? Çünkü Yunanlar şöyle söylüyor. Türkler Doğu Trakya'da çok büyük bir alanı NATO'nun kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Amaç Yunanistan'daki Dede Ağaç'taki NATO üssünün işlevsel olmaması, onun işlevselliğinin yitirmesi çöp olması bu Yunan'ı baya bir rahatsız etmiş. Yunan Doğu Trakya'yı öyle bir analiz yapmış ki şimdi size buradan anlatacağım sevgili dostlar. Neyin ne olduğunu Yunan'ın ne düşündüğünü daha iyi görmüş olacağız. Yunan belki doğru düşünüyor belki hayali düşünüyor. Bakalım. Dün Kırklareli bölgesinden Bulgar sınırına 5 km uzaktaki bir alan 20 km çapındaki 20 km karelik bir alan askeri bölge ilan edildi. Şimdi Yunan şunu söylüyor. Türkiye Montreux Antlaşması'nı atlatmak üzere boğazlardan NATO savaş gemilerinin NATO denizaltılarının daha rahat şekilde geçmesini bunu sağlamak için bu Doğu Trakya'daki askeri üs oraya NATO üssü kuracak. Türkiye'nin buraya kuracağı askeri üs, NATO üssü o kadar büyük olacak ki hem Bulgaristan'ın Varna şehrindeki NATO üssü hem de Yunanistan'ın Dedeaç bölgesindeki NATO üssü artık bir işlevselliği kalmayacak. NATO, Amerika tüm ağırlığını Türkiye'nin bu yeni açacağı üste verecek. Yunanistan'ın NATO'da öne çıkmasını engellemek isteyen Türkler, Yunanistan'ın NATO'ya verdiği Dede Ağaç, NATO üssünü bir çöp haline getirmeye çalışıyor. NATO gemileri, NATO deniz altları, elindeki bu üsse gelerekten olası Rus müdahalesini, Boğazların korunması, Karadeniz'in korunması noktasında Türkiye ile ciddi işbirliğine gidecek. Peki biz ne olacağız? Yunanistan ne olacak? Evet, Yunanistan'ın bir işlevselliği kalmıyor. Avrupa'nın bu manada, denizler manasında pek bir işlevselliği kalmıyor. Esasen Rusları engelleyecek olan ülke Türkiye'dir. NATO'da bu bağlamda Türkiye'ye yatırım yapıyor, Yunanistan'ı pas geçiyor. Üzülme Yunan. Avrupa'nın ve Amerika'nın gözünde, NATO'nun gözünde Türkiye'nin jeopolitik önemi kat ve kat artmış gözüküyor. Türkiye Moskova'ya yaptığı hamlelerle Moskova'yı çıldırtmaya devam ediyor. Bu adım da onun bir göstergesi. Ama bakıyoruz ki Moskova çıldıracağına hani Putin işten işten çıldırıyor da Miço, Miçota kesim memleketi, Bizans'ın kargaları daha çok viyaklıyor, daha çok da aklıyor. Aklayın ulen. Şimdi sizlere sevgili dostlar kısa kısa haberler vereceğim. Özellikle Libya konulu haberler vereceğim. Dün Malta Başbakanı Libya'ya resmi ziyarette bulundu. Esasen sahibinin mesajını, İngiltere'nin mesajını birinci ağızdan UMH Mustafa Sarac'a iletmeye geldi. Peki Malta ne demiştir? İngiltere, Çankırılı Boris, Malta üzerinden Libya'da Türklerleyiz mesajını açık açık Miço'ya, Maço'ya duyurdu. Çankırılı Boris. Rusya Hafter'in adamı, esasen Hafter'in kavgalı adamı, Topruk Meclis Başkanı Akile Salih'i gitgide daha çok muhatap almaya başladı. Hafter'le görüşmüyor, Akile Salih'le görüşüyor. Niçin? Çünkü Hafter out, Akile Salih in. Ama Türk'ün gözünde ikisi de out. Libya'da çınarlar boy gösterdi. Libya'da çınarlarımız Hafter'in tepesinde patlamak üzere taze taze füzeleri götürdü. Yaklaşık 10 gündür Türkiye üzerinden Libya'ya kargolar, kargo uçakları durmadan bir şeyler taşıyor. O kadar çok taşıyacak şeyimiz var ki hani o şeyler söylemiyor şey diyorum. Katar'dan yardımcı kargo uçakları geldiydi. Onlarla beraber Libya'ya taşıyoruz baba taşıyoruz. Ha baba taşıyoruz. Bu taşıdıklarımızın içinden arkada bir fotoğraf görüyorsunuz. Tanka da benziyor ha. Tank olma ya. Dediğim gibi sevgili dostlar Hafteri karadan havadan denizden pataküte pataküte bam bam yapmaya çok yakınız. Bekleyin az daha bekleyin. Arap basını Türkiye'nin hedefi Libya'yı çok aşıyor. Esasen Türkiye tüm Arap diyarını hedefliyor. Yok canım Çin Hindistan arasındaki gerilim gitgide artıyor. Çin Hindistan'ın 5 kilometre içerisine doğru bu Sittin bölgesinden 5 kilometre içeriye doğru yaklaşık 10.000 Çinli asker girmişti. Çinle Hindistan savaşın eşiğinde. Esasen Çin Hindistan Pakistan arasındaki bu üçgende neler oluyor, neler yaşanıyor? Bunu yarınki videoda anlatacağım inşallah. Bu son haber çok önemli sevgili dostlar. Amerikan B1 bombardıman uçakları Ukrayna savaş jetleriyle ve Türk tanker uçaklarıyla beraber Avrupa ve Karadeniz üzerinden uçuş gerçekleştirdi. Avrupa ve Karadeniz bölgesinde ilk kez bu üçlü ortak bir görev yürüttü, görev gerçekleştirdi. Bunu da not olarak sizlere aktarmış olayım. Yakın zamanda F35'ler gelecek. Gelecek Türkler üzerinden yükselecek. Geleceği Türkler kuracak, Türkiye kuracak inşallah. Bu bağlamda hüzünlenmeyin, ümit var olunuz. Gelecek inşallah Türkiye'nindir. Allah her daim ordumuzu muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle. Tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.